Ve modernleşmek demek de katı olan her şey buharlaşıyor kitabını alan arkadaşımız varsa bilir ve herkes okumalı o kitabı. Modernleşmek demek de biraz buna benzer. Dünyalı olmak demektir. Dünyalı olmak. Dünyayı yurt edinmek. Dünya içerisinde gündelik ilişkilerinizi yürütmek. Bunu yaptığınız andan itibaren biraz ne yapıyorsunuz? Artık katı olan her şeyi buharlaştırıp içeriğini yeni şeylerle doldurmaya başlıyorsunuz. Yani bir tür Faust olmaktır. Faust. Faust'u okuyan var mı içinizde Faust? Faust'un özelliği neydi, hatırlayan var mı? Faust. Önce neydi? Önce kabuğundaydı. Bir mekana kapanmıştı. Kitaplar dünyasının içerisindeydi. Teorik bilgiye sahipti Faust. Aynen Don Quixote gibiydi. Don Quixote ile Faust arasındaki fark ne? Benim zihnim de oradan oraya gidiyor ama doğru bunlar. Müthiş bir bağlantı. Don Quixote ile Faust arasında şöyle. Don Quixote macera kitapları okuyordu. Dolayısıyla dünyayı macera gibi yaşanabilecek bir alan olarak düşünmüştü. Aynen Tom Sawyer gibi. Huckleberry Finn romanındaki Tom Sawyer gibi. Tom Sawyer da biliyorsunuz Huckleberry Finn romanında macera kitapları okuya okuya bunu pratik hayata dökmeye başlamıştı. Huck var ya, Huckleberry Finn, ona önce oldu bu konuda. Don Quixote ne yaptı? Don Quixote okudukları o macera, romantik, nostaljik, duygusal romanların eşliğinde kendine geçmişin tarihini yaşayabilir bir pozisyon aramaya çalıştı kendine. Geçmişi canlandırmaya çalıştı. Kendisini geçmişte yaşıyor farz etti. Ya da oyunsal bir dünya yaratmaya çalışıyordu. Ama nihayetinde macera perest bir insan olarak bir dünya yaratıyor. Faust ne yapıyor? Faust dünyayı tasarımlayacak kitaplar okuyor. Dünyayı yeniden inşa edecek, dünyayı dönüştürmeye yarayacak kitaplar okuyor. Ama bu kitaplar sadece kütüphanesinde. Ve intihar etmeyi bile düşünüyor. Yani dışında bir dünya var, dışındaki dünya ile buradaki dünya birbirine uymuyor. Uyuşmazlıklar var. Faust kütüphanesinde şey miydi? Sosyal değil miydi? Aynı soru. Sosyal alanın dışında mıydı? Sosyalleşmenin dışında mıydı? Kitaplarını inşa et. Kitaplarla dünyaya bağlandığınız andan itibaren sosyalleşme kurulmuştur. Bağlantıya geçiyorsunuz. Dünyayı tasarımlıyorsunuz. Diğer insanlarla iletişime geçiyorsunuz. Tam intihar etmek üzereyken zannedersem bir kilisedeki çan sesiyle dışarı çıktı. Dışarı çıktığı anda aynen Baudelaire gibi sokaklarda yürürken birdenbire zihnine bir imge geldi. Dünyayı değiştirebilirim. Dünyayı değiştirebilirim, dönüştürebilirim, dünyayı dönüştürebilirim. Ve dönüştürebilmenin bir bedeli vardır. Her şeyin bir bedeli vardır. Nasıl devleti kurarken özgürlüğünüzden feragat edip güvenlik hizmetlerini sağlıyorsanız, nasıl bedeninize fazla zihninize fazla yatırım yapıp bedeninizden o enerjiyi kaybediyorsanız, bedeninizdeki enerjiyi zihninize transfer ediyorsanız, her şeyin bir bedeli vardır. Şeytanla yapılan anlaşma dünyayı değiştirme üzerine kuruludur. Faust'un yaptığı şey. Ve dünyayı dönüştürmek üzere yolculuk yapıyor. Fakat Faust'un yolculuğu yukarıdan yolculuktur. Yukarıdan yolculuk. Tamamen kafasına göre inşa edilmiş bir düzeni tatbik etmeye çalışıyor. Okuduğu kitapları pratik hayata yansıtmaya çalışıyor. Ve burada unuttuğu bir şey var, insan. İnsanı unutuyor. Köprüler, yollar, barajlar, bütün bunları yapmaya çalışıyor. Kırsal birimlerdeki gelenekleri dönüştürmeye çalışıyor. Hatta Gretchen'e aşık oluyor. Gretchen'le bir sevda ilişkisi kuruyor. Fakat Gretchen ona yetişemiyor. Gretchen bir köylü kızı. Ve Faust da Gretchen'i bırakıyor. Gretchen de o geleneksel dünya içerisinde intihar ediyor. İkinci yolculuk, sürekli başkalaşım. Peki nerede soru sormaya başlıyor? Gerçekten dünyayı dönüştürmeye başlarken bir yerde soru soruyor. O sorduğu soru da nerede başlıyor? Şu, bir evli çift evini bırakmıyor. Çiftliğini bırakmak istemiyor. O onların yaşam alanı.
büyük hatıralar vardır. Ev içerisinde nesneler belleğini taşıyor. Nesneler belleği diye bir bellek vardır. Şunun içerisinde bir nesne, bir bellek vardır. Şunun içerisinde bir bellek vardır. Eğer ben bunu içtikten sonra eve götürürsem ve buna her bakışımda bir şeyleri hatırlarsam, bu nesneler belleğiyle yüklüdür. Bir yüzük bir bellektir. Okunmuş bir kitap bir bellektir. Buna biz nesneler belleği deriz. Dolayısıyla hafıza yüklüdür. Oradaki ev hafıza yüklüdür. Evli çift onu bırakmak istemez. Peki Faust'a söylenildiğinde terk etmek istemiyor. Ne yapabiliriz sorusu sorulduğunda Faust'un yanıtı nedir? Ben bilmem. Çözümü siz bulun der. Onun içerisinde her şey gizlidir artık ve sonuçta ne olur? Evli çift öldürülür. Evli çiftin öldürülmesi Faust'un her şeyi bırakmasına yol alır. Trajedi orada başlar. Ne yaptın ben diye soru sormaya başlar. Anladınız mı? Yani dikkat ederseniz gelişmenin acı bir bedeli var. Bu bedel size bir noktadan sonra soru sordurmaya başlıyor. Şeye geldiğimizde, yani bunu neyle bağlantılandırmıştım? Ben bir şeyle bağlantılandırmıştım. Bağlantılandırdığım şeyi unuttum. Nereden nereye geldik biz? Hatırlayan var mı? Evet. Dünya evet. Dünyayı yurdumuz yapabilmek dünyevileşmeyle ilgilidir ve dünyevileşme de mekanlarla doğrudan ilintilidir. Dünyevi mekanlarla ilintilidir. Pazar yeri de dünyevi mekanların en önemli kurumlarından birisi oluyor. 16. yüzyılın karnavalesk dilinde. Burada işte grotesk bakış diye, grotesk imgeler, grotesk mimikler diyebileceğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Dacameron'da, izlediğiniz Dacameron'da bunun öğelerini görmüşsünüzdür. Grotesk bakış, dünyevi bakış. Pazar yerinde kadın satıcıdır. İşte oraya iki erkek gelir. İki tane kadın satıcı var, iki tane erkek var. İki tane farklı bakış vardır. Yanınızda kitap varsa görebilirsiniz o bakışları. Birinci bakışta dikkat ederseniz daha böyle sevda içerikli, aşk içerikli bir bakış vardır. Yani çok fazla bir şey göremeyebilirsiniz. Ama ikinci bakışta daha mimiklerin oynatıldığı, hatta biraz içerisine mizahın, tutkunun girdiği ilginç bir bakış vardır. Nedir? Mimikler oynatılır. Adam böyle yapar. Kadın göz kırpar. Hafif, çapkın, tutku dolu bir göz kırpar. Bütün bunun kendisi gayet grotesk gerçekçiliği anlatan şeydir, değildir, bakıştır. Dacameron'da bunun başka boyutlarını da görüyorsunuz. Şeye geldiğimizde, bir alışveriş koliğin maceralarına geldiğimizde neler görüyorsunuz? Bu biraz daha ilginiz çekmiş olabilir. Çünkü kit de kültürünü anlatan, bana göre kiç film. Ama genellikle buna popüler film diyorlar. Tamam biz de onu söyleyelim ama çok katılmıyorum. Kiç filmdir aslında. Kit de kültürü içerikli film. Fakat içerisinde önemli öğeler vardır. Yani şu vardır. Bir filmin kiç olması ya da bir filmin popüler olması içerisinde bazı öğeler, çatışmalı öğeler olmaması anlamına gelmiyor. Sanatın kendisi zaten çatışmalıdır. İçerisinde ister istemez çatışma olacak. Ve siz onu ne yapacaksınız? Çekeceksiniz, çıkaracaksınız. Bize bazı düşündürdüğü sorular var. Neler gördünüz bir alışveriş koliğin maceralarında? Kazanma sevgisini değiştirmesi. Yani şey... Önce karakteri tanımlamanız gerekiyor. Bir hikaye var ortada. Bir... Alışverişe tutkun değil, alışverişe bağımlı birisi, alışveriş yapmaya bağımlı birisi. Bayağı kredi kartlarının birbirini açmış ve haciz olmalı.
Bu da tam ironik olarak tasarruf dergisinde şekil. Ve insanlara tasarruf etmeyi öneriyor ama kendisi borçlu. Peki bu kadını alışverişte bağımlı yapmaya zorlayan etmenler neler? Bu kadın niçin alışverişe bağımlı? Niye alışverişin kölesi haline gelmiş durumda? Bir başlangıcı da çocuklara neye bağımlıyor? Neyi bağlıyor anlamadım. Çocukken alışverişe götürüyorlar ya, burada oranın büyüsü gerçek zaten sürekli mağazalarda bir soyunması aynı anda gelmeye başlasın. Ve bir tatilde bir tarih olacak. Yani çocuklara var. Güzel. Bunlar yine bir özellik de. Tabii madde gelmek olması lazım. Modern yaşamın en önemli özelliklerinden birisi biliyorsunuz, kentte yaşamanın en önemli özelliklerinden birisi birbirinden çeşitli farklı insanlarla karşılaşmalar yapmaktır. Ve bu karşılaşmalar neticesinde sizin kırsal birimdeki daha önceki standartlarınız değişmeye başlar. Yani siz şöyle bir karşılaştırma yapsanız, kırsal bir mekanda yaşıyorsanız, kırsal mekandaki karşılaşmalar neticesindeki modelleriniz ile kentte gördüğünüz modeller arasında oldukça farklılıklar vardır. İnsanların tipolojilerinden, davranışlarına, giyimlerine, kuşamlarına kadar epey farklılıklar vardır. Kırsal, şimdi şeye baktığınızda eskiden yapılmış, daha önce neyse milattan önce 30 bin, 20 bin, 10 bin, 5000 yıllarında yapılmış heykelciklere baktığınızda, Venüs kadın heykellerine baktığınızda oldukça iri yarı olarak tasarımlandığını görürsünüz. Şimdi o dönemde bu böyle bir tasarım zorunludur. Niye zorunludur? Çünkü o estetiktir. Yani o dönemin insanlar için estetiktir. Kadının iri yarı olması estetik bir görüntüdür. Yaşam biçimleriyle ilgilidir. Çünkü kadın doğurmak zorundadır, hamile olmak zorundadır. Yani insanlar bol miktarda ölüyor. Çocuk ölümleri çok fazla. Ve bu sizin estetik düşünüşünüze yansıyor. Ve böylece bakışınız şekillenmeye başlıyor. Kadınlara yönelik bakışınız onların iri yarı olmaları çerçevesinde şekillenmeye başlıyor. Şimdi böyle bir dünyada ince bir kadın görseniz ne olur? Onu model olarak görmeniz mümkün müdür? Zaten böyle kadınların fazla olması da mümkün değildir. Çünkü İnsanlar sürekli hamile kalıyor ve aynı zamanda işte günümüzdeki diyet denilen uygulamalarla karşılaşma imkanınız yok. Kırsal birimdeki durum biraz buna benziyor. Standartlarınız bellidir. Standartlarınız bellidir çünkü gördüğünüz ve deneyimlediğiniz insanlar aşağı yukarı baştan belirlidir. Fakat kente geldiğinizde kentte bir, fiziksel karşılaşmaların fazlalığı, İki, aynı zamanda iletişim teknolojilerinin oldukça çeşitli olması, iletişim teknolojileri vasıtasıyla insanların daha farklı standartları görmesi ve bu modellemenin değişmesi ne yapıyor? Size ben varım mesajını verdirmek için başka yollar denemenize yol açıyor. Eğer siz ben varım diyorsanız modern kent yaşamında kendi bedeninizi maksimum düzeye çıkarmanız gerekiyor. Bedeninizi maksimum düzeyde görünür kılmanız gerekiyor. Kendinizi gerçekleştirmenin en güzel yollarından birisi bedeninizi ve kendinizi ne yapmaktır? Görünür hale getirmektir. Ben varım mesajını verebilmenin en güzel yollarından birisidir bu. Ve dolayısıyla mümkün olduğu kadar çeşitli, mümkün olduğu kadar gördüğünüzü
gördüğünüzü bedeninizde uygulamaya yarayacak bir tüketim pratiği. Oradaki şey sahnesini hatırlayın. Günümüzde biliyorsunuz iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte artık kırsal birimler de bunlardan nasiplendiği için, televizyon daha önce vardı ama internetin girmesi, standartlar orada da değişmeye başlıyor. Orada da tek düzelik olmaya başlıyor. Standartlaşma hakim. Şey sahnesini hatırlayın, bu eşarpla karşılaşma sahnesini hatırlayın. Yani bir vitrinde bir eşarp görüyor, yeşil bir eşarp, bildiğim kadarıyla green scarf'tı. Onu almamak için direniyor. Yani kendisiyle bir diyalog kuruyor. Vitrin oldukça cafcaflı, vitrinin içerisindeki gösterim oldukça cafcaflı ve bir taraftan bir sesi şunu söylüyor. Hangi sesi söylüyor? Bunu alma. Öbür sesi ne diyor? Bunu al. Apollon'la Dionysos karşılaşıyor. Apollon hangisi? Mantık. Alma. Dionysos hangisi? Al. Coşkulanıyor. Bizim zihnimiz böyle çalışır. Çatışmalı. Yani bizim zihnimiz parlamenter demokrasi gibidir. Çatışmalı demokrasiye göre çalışır. Biyolojimiz de böyledir. Bu zihnimiz zaten böyle çalışıyor. Bir de kentte yaşıyorsunuz. Ve dolayısıyla reklamların manipülasyonu altındasınız. Dergilerin manipülasyonu altındasınız. Bir de deneyimlerinizin manipülasyonu altındasınız. Bu çerçevede ne yapıyorsunuz? Büyük bir mücadele sergiliyorsunuz. Al ve alma. Alın getirileri nelerdir? Alması durumundaki getiriler nelerdir? Hatırlıyor musunuz? Yani orada konuşuyordu ya. Efendim? Evet, gözleri daha büyük görünecek. Büyük görünecek. Kime büyük görünecek? Evet, yani burada tiyatral bir performans sergilemek zorundadır. Gösteri toplumunun en önemli özelliklerinden birisi neydi? Yani birbirine bağlantılandıralım. Gösteri toplumunun en önemli özelliklerinden birisi adı üzerinde gösteridir. Kendinizi sunmaktır. Maskeyi takıp kendinizi sunmaktır. Bunu bir zorunluluk altında yapıyorsunuz. Zorunluluğun belirlediği varlıklarsınız. İş görüşmesine gidip işi almak zorundasınız. Aksi takdirde alışverişlerinizi yapma imkanınız yok. Eğer alışveriş kolikseniz, alışveriş yapmaya devam etmek için çalışmak zorundasınız. Onun için de ne yapmalısınız? Kendinize dikkat etmelisiniz. Fakat bir taraftan da gerekçe bulmak zorunda. Gerekçe. Başka ne gerekçe buluyordu? Alması durumunda ne olacaktı başka? Sahneyi hatırlamaya çalışıyorum ama burada internet olsa keşke bir izlerdik. O manken dediğimiz kendisi. Evet. Yani başkalarının senin hakkındaki konuşmaları değişmeye başlayacak. Sen başkaları üzerinde iyi izlenimler kuracaksın. Eşarp izlenim yönetimi kurmanın bir aracı haline geliyor. İzlenim yönetimi. Böyle bir şey duydunuz mu? İzlenim yönetimi. İzlenim yönetimi, Erwin Goffman diye bir sosyolog var, mikrososyolog. Onun kullandığı bir kavramdır. Biz hayatımızda hep izlenim İllerimizi yönetmeye çalışırız. Bunun için ne yaparız? Kendimize, bedenimize bu çerçeveden bakarız. Bedenimizi yönetiriz. Başkalarının bakışına göre kendimizi şekillendiririz. Kız da, aynen kadın da bunu yapmaya çalışıyor. İzlenim yönetimine göre hareket ediyor. Tiyatral performans. Kendini iyi hissedecek. Kendini gerçekleştirecek. Yani onu alması aynı zamanda kendisini gerçekleştirmenin yollarından birisi. Bir de aynı zamanda duygusal motivasyonu artıracak ve belki iş görüşmesinde bu güvenle birlikte işe alacak. Gerekçeler bunlar. Peki alma diyen diğer bölgesi ne diyor? Niye alma diyor? Efendim? Alma diyen bölgesi akıl bölgesi. Akıl ve duygu arasındaki çatışma. Hesaplar belli, realite belli, gerçeklik belli. Bu durumda senin bunu alman
gerçeklik içerisinde senin daha kötü bir yolculuk yapmana yol açacak. Yani bununla yüz yüze gelmelisin diyor. Ama nihayetinde verdiği karar hangisi? Al diyen bölgesi. Yani David Hume'un dediği gibi tutkular akıl üzerinde egemen hale geliyor. Zaten David Hume felsefesinden özeti neydi? Biz tutkularımızın esiri olan varlıklarız. Tutkularımız nedeniyle işler yaparız, daha sonra bunu gerekçelendiririz. O gerekçelendirdiğimiz şey akıldır, der. David Hume biliyorsunuz. İçeri girer ve kredi kartlarını uzatır. Kredi kartlarını uzattığında sorun nedir? İçeri girdiği mekan, efendim? Para. Çoğu iptal olmuştur. Çoğu... Ama Trump'da bayağı bir savaşın geliyor. Trump topçuya gidiyor, para bozdurmaya, çek vermeye falan çalışıyor. Evet. Ama bütün bunlara rağmen yani bildiğim kadarıyla alıyor değil mi? Alıyor mu? Alıyor evet. Orada hatta iş görüşmesi yapacak patronuyla karşılaşıyor. Onun verdiği parayla gidiyor. Adam 20 dolar veriyor. Büyük annem için falan diye yalanlar söylüyor. Şimdi burası önemli bir şey. Bakın dikkat ederseniz buradaki o ışıltılı mağaza ve ışıltılı mağazanın sizi çağırması, sizi konumlandırması artık pazar yeri dünyasından daha farklı bir dünyaya girdiğiniz en önemli kanıtlarından birisi. Sizi çekiyor. Gösteri dünyasının mekanı, mağaza. Şimdi mağazanın içerisine girdiğinizde aslında bir başka şeyin de nesnesi olmaya başlıyorsunuz. Mağazanın içerisine girdiğinizde. Nesnesi olduğunuz şeyi, önümüzdeki derslerde ayrıntılarına gireceğim ama şimdi kısaca belirtiyorum. Nesnesi olduğunuz şey panoptikon ve süper panoptikondur. Panoptikon ve süper panoptikondur. Panoptikon nedir? Panoptikon diye bir şey duydunuz mu? Panoptikon. Duydunuz mu? Şu kavram. Çok önemli bir kavramdır bu. Panoptikon. Panoptikon hakkında bilgi sahibi olan var mı? Hocam sanırım bu ilk kapı sahneleri inşa edilirken insanların gözetlenmesi için özel olarak dizayn edilmiş mekanlar oluyordu. Hı hı. Eski bir var. Tabii. Evet, çok güzel. Aynen. Jeremy Bentham, yani utilitarianist, faydacı etiğin de kurucularından, faydacı etiğin kurucularından olan Jeremy Bentham, aynı zamanda mimardır, onun dizayn ettiği proje. Hapishanenin ortasında alçalabilir, yükselebilir bir tower olacak, bir kule olacak. Ve o tower'ın içerisinde bir tane... Watchkeeper olacak. Bir tane şey, bekçi. Ve bu bekçi, değerli arkadaşlar, kendisi görünmeyen bir mimari dizaynda kurgulanacak. Bekçinin etrafı siyah perdelerle çekili olacak. Dolayısıyla mahkumlar bekçiyi görmeyecek. Hapishanenin mimari dizaynı ise daire şeklinde kurgulanacak. Daire şeklinde. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Şu şekilde düşünebilirsiniz. Şuralarda hücreler var. Daire şeklinde dizayn edilmiş hapishane. Ve ortada bir kulübe. Kulübenin tepesinde bekçi. Çekme perdelerle kapatılmış. Siyah. Peki dışarıdan ışık nasıl oluyor? Bunlar dışarıdan ışığı alıyor. Güneş ışığını çünkü cam. Dış kısmı cam, iç kısmı cam. Ve bu güneş ışığı vasıtasıyla her bir hücreye konulan mahkumu siz tepeden izleyeceksiniz. Tepeden izleyeceksiniz. Peki Jeremy Bentham'ın derdi ne? Diyor ki bu izleme sayesinde ben onlara işkence yapmadan, eziyet etmeden onları otomatik gözetimin kontrolü haline getiririm. Kendi kendilerini kontrol eden varlıklar haline getiririm diyor. Adamın derdi bu. Çünkü benim o bedenlere ihtiyacım var. Bahsettiğimiz yüzyıl 19. yüzyıla yaklaşıyor. 1780'lerin sonları. Anlatabildim mi? Şimdi bu dönemde fabrikalar kurulmuş, üretici bedenlere ihtiyacınız var sizin. Bedenleri yok etmek yerine, bedenlere eziyet etmek yerine, bedenlere işkence etmek yerine tam tersine bedenleri ıslah etmek zorundasınız. Islah etmenin birinci yöntemi de kendi kendini yöneten bedenleri inşa etmek.
Bunu da mekanlar üzerinden yapacaksınız. Ve bu hapishane projesi vasıtasıyla mahkumlar gözetlendiklerinin bilinci içerisinde hareket edecekler. Siz gözetlendiğinizin bilinci içerisinde hareket ederseniz otomatik disiplin yöntemi devreye girmiştir. Otomatik makine devreye girmiştir. Artık sizin kontrol etmenize gerek yoktur. Dolayısıyla bu tavırın üzerindeki bekçi olsa da olmasa da sistem işlemeye devam edecektir. Mantığı anlayabiliyor musunuz? Biz buna ne diyoruz? Panoptikon diyoruz. Panoptikon bu kavram üzerine sosyolojik tartışmayı yapan kişi Michel Foucault'dur. Michel Foucault hapishanenin doğuş kitabında bunun ayrıntılarını bize anlatır. Michel çok önemli bir filozoftur. 83 yılında AIDS'ten öldü, eşcinseldi. Hayatı boyunca hep pratik hayatın içerisinde oldu. Sadece filozof değildi, aynı zamanda pratik hayatın içerisinde. Sokaklardaydı yani. Şimdi Michel Foucault bunu dizayn ediyor fakat bunu hep mekansal bağlamda düşünüyor. Michel Foucault'a göre bu mimari dizayn, mimari plan daha sonra bütün hayatın alanlarına transfer edilmiştir. Nelere? Fabrikalara, okullara, hastanelere ne yapılmıştır? Aktarılmıştır. Okullar, şu andaki sizin oturma biçiminiz bile belki onu andırıyor. Fabrikalarda ki dizayn, mimari dizayn ve çalışma biçimi bunu andırıyor. Ve insanlar artık kendi kendilerini denetlemek zorunda kalıyorlar. Her an yakalanabilirim kaygısı. Her an kaytarıyorum kaygısı. İnsanlar kendi kendine biçim veriyorlar. Hastaneler keza. Bu nedenle Michel Foucault çağımız toplumlarını disiplin toplumu olarak nitelendiriyor. Fakat günümüzdeki iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte yani bilgisayar teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, kamera teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte artık gözetim dediğimiz teknikler sadece bir mekandan ibaret değildir. Her mekana sızmıştır, her mekana yayılıyor. Örneğin alışveriş merkezi ya da şöyle söyleyeyim, bu kadın, alışveriş yapan kadın mağazaya dıştan baktığında aynı zamanda mağazada ona bakmaktadır. Karşılıklı bir bakış vardır. Mağazadaki bakışı kuran unsurlar nelerdir? Bir kere o insan mağazaya girdiğinde mağazanın dilini bilmektedir. Çünkü mekanın dili vardır. Mekanın dili. Mağazanın içerisindeki bir dizayn, mağazanın içerisindeki bir rasyonelite, mağazanın içerisinde kasanın nerede bulunduğu, bütün bunlar nedeniyle kendisi ne yapmaktadır? Mekanın diline kendisini adapte etmektedir. Mekanın dilini içselleştirmiştir. Bunun içerisine girdiğinde aynı zamanda kameralarla karşılaşmaktadır. Yani içerisinde kameralar da vardır. Bir kere bir insan mağazanın içerisine girdiğinde gözetlendiğini bilmektedir. Ve zaten de mağazaların içerisinde ne yazar? Burası 24 saat gözetlenmektedir. Yani eylemlerinize dikkat edin. Bunu gördüğünüzde bunu içselleştirmeye başlıyorsunuz. Daha önce örneğin yan kesicilik yaparken daha küçük şeyleri kendi cebinize belki aşırırken, başka şeyler yaparken artık bunları yapamaz hale geliyorsunuz bir kere.